Herkese merhaba. Eskişehir'den çok güzel bir haber aldık. TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ tarafından geliştirilen TJ300 motoru sınıfında bir dünya rekoru kırdı. TJ300 motoru nedir? Gemiden yani su üstü hedeflere karşı atılan bir füze için geliştirilmiş, TEİ tarafından Türk mühendislerinin geliştirdiği bir motor. Bu motor ki ilk çalıştırma ve test işleminin yapılmasına Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı Mustafa Varank da katılmıştı. Bu motor sınıfında bir rekor kırdı. 1342 Newton yani yaklaşık 130 kilograma yakın bir ağırlıkta bir itki gücü oluşturdu ve dünya rekoru kırdı. Sınıfında özellikleri açısından bu motor yeni bir sayfa açmış oldu. Bu motorla ilgili detaylı bilgileri ilerleyen dakikalarda TEİ'nin genel müdürü ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Profesör Doktor Mahmut Akşit'le yaptığımız röportajdan bir kesit vereceğim size. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz Ocak ayında bu röportajı yayınlamıştık. 70 dakikalık bir röportaj. Gerçekten jet motoru veya havacılık motorları 101 dersi gibi hocanın inanılmaz keyifle anlattığı, aynı zamanda da hem projelerle hem de motorların çalışma prensipleri açısından da çok önemli bir yayındı. Bunu ilerleyen dakikalarda TJ300 motor kısmını tekrar vereceğim size. Ben biraz genel bilgi vermek istiyorum bu motorla ilgili. Bu motoru tasarlarken TEİ'ye bu füzenin içerisine oturacak bir boyut veriliyor. Nedir bu boyut? 230 ila 250 milimetre çapa sahip olacak. Yani daha fazla geniş yaptığınız bir motor o füzenin içine oturmuyor. Ufak yaptığınızda da beklenen enerjiyi, gücü oluşturmuyor. Bu açıdan çok önemli bir özelliğe sahip. Buraya sığmak üzere bir çalışma başlatıyor TEİ. TEİ'nin asıl edindiği tecrübe ise TJ90 motorundan geliyor. TJ90 motoru da şuradan hatırlayacaksınız. Biliyorsunuz dün bir video yayınladık. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli hava hava füzemiz Bozdoğan. Bu canlı atışı da TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen bir drone'a, jet motorlu bir drone'a yaptı. Şimşek drone'la yaptı. Şimşek drone'u TJ90'la uçuyor. TJ90 da TEİ'nin geliştirdiği ilk başarılı jet motoru. TJ90'daki sistemler büyütülüyor, itki gücü arttırılıyor ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında bu füzeyi ses süratinin altında rahatlıkla uçurabilecek bir motor geliştiriliyor ve bu motorda TJ300 adı verilmiş durumda. Geçen yıl verilen bilgilere göre 2020 içerisinde 5 adet motorun üretimi tamamlanıyor ve Roketsan'a verilecek. Roketsan'da testlerini yapacak. Henüz bu testlerle ilgili kamuoyuna tam bir bilgi paylaşılmamış ama böyle bir motor geliştirilmesi TEİ açısından çok önemli. Röportajda da izleyeceksiniz. TEİ'nin tabii ki ana görevi bu tür roket, füze motorları değil. Çünkü bu konuyla ilgili Türkiye'deki çalışmaları Kale grubu yapıyor. Kale Aero ve Kale Arge şirketleri. Malum SOM ve Atmaca için geliştirilen KTC 3200'ler var. Bu motorun özelliği ise biliyorsunuz füze motorunda bir kere kullanılıyor bu motor. Ve amaç füzeyi hedefine doğru götürmesi. Bazı füze motorları fırlatma işleminden sonra belirli bir sürati verdikten sonra duruyor, kesiliyor. O kadar çünkü yakıtı verebileceği güç o kadar. Arkasından normal o kazandığı hızla mühimmat uçuşuna devam ederek hedefini buluyor. Evet, şimdi TJ300 projesiyle ilgili gelişmeleri TEİ'nin yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Profesör Doktor Mahmut Akşit anlatıyor. Bu güzel röportajın yaklaşık 6 dakikalık kısmını birlikte tekrar izleyelim. Helikopter, İHA, bir de tabii güdümlü mühimmatlar için geliştirdiğiniz TJ300 ailesi var. Bunlarla ilgili çalışmalarınız ne durumda? Böyle bir motor ailesi büyütmek, küçültmek, farklı farklı mühimmatlar için buna hazır mısınız? Efendim şöyle, biz aslında TJ300'e nereden girdik? Biz aslında bu mühimmat sınıfıyla doğrudan ilgilenmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de başka bir şirketimiz var. Bu işle görevlendirilmiş bir projesi var, yürütüyorlar. Bizim asıl görevimiz TEİ olarak biz Türkiye'de lider konumdayız. Hem finansal güç olarak, hem imalat kabiliyeti olarak, hem mühendislik kadrosu olarak yani Türkiye'de diğer şirketler bizim yanımıza yaklaşabilecek durumda değiller. Tabii ama Türkiye'de tek biz yaparız, kimse de yapmaz diye bir şeyimiz de yok.
Bu mühimmat sınıfını aslında bizim birinci önceliğimiz değil. Bize devlet daha çok bu ağır sınıftaki büyük motorlarla ilgili sorunları, ihtiyaçları çözmek görevimiz var. Bu TC300'e nereden bulaştık? TC300 ihtiyacı şeyden çıktı. Yani TC90'ı öğrenme amaçlı yaptığımızı söylemiştim. Bu TC90'da radyal kompresör vardır. Daha basit, daha kompakt, daha küçük, hafif ve ucuz. Çünkü o tek kullanımlık biliyorsunuz. Hedef uçaklarda öyle baştan öyle tasarlanmıştı. Bunu bir de eksenel kompresörlü küçük bir motorda eksenel kompresör tasarlama yeteneğimizi geliştirelim diye yaptık. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için radyal kompresörle eksenel kompresör tamamen farklı teknolojiler. Bu arada turbo shaft motorumuzda, helikopter motorumuzda radyal kompresör var. Yani TJ90'da ilk denemesini yaptığımız kompresör dizaynının çok daha büyüğünü turbo shaft helikopterinde şu anda kullanıyoruz. Ne kadar güzel. TJ300'de de eksenel kompresörlü bir küçük bir füze motoru yaptık. Bunu yaparken dedik ki ya yaptığımız bu motor boşa gitmesin. Bu sınıfta devletin bir ihtiyacı var mı? Roketsan'la falan görüştük. Onlar da dediler ki işte milli olarak milli ihtiyacı karşılarız. Biz de ona uygun çapını, boyunu, her şeyini ona göre seçtik. Ama özellikle eksenel kompresör tasarımını ekibimiz orada öğrendi. Yani aradaki zorluk nedir? Eksenel kompresörde bu küçücük füze bir de şöyle bir tavafuk oldu. Roketsan dedi ki siz bunu şu çaptan büyük yapamazsınız. Ciddi bir itki istiyor. Yani füzeyi görmüşsünüzdür belki mockuplarını. Yani 3 metrelik, 3,5 metrelik devasa bir füze ve 300-350 kilo. Siz bunu ses hızına yakın bir hızda uçuracaksınız yani. Ciddi bir itki istiyor. Yani bize verdikleri itki 1350 Newton muydu? Tam rakamları hatırlayamıyorum. Ciddi bir itki istiyor. Dediler ki tamam itkiyi elde etmenin en güzel yolu debi, mass flow rate. Yani jet motorları arkadan attıkları birim zamanda attığı kütle çarpı o attığı gazın hızı. Momentumun korunumu prensibiyle iter uçağı. Bilmeyen dinleyicilerimiz için. Mdat çarpı V. Ya velocity'yi artıracaksınız daha fazla etki almak için. Daha yüksek hızda aynı gaza atmak için bu sefer sıcaklık, yanma odasındaki sıcaklık teknolojisi sınırlıyor demiştim. Yani kaplama, malzemeyi tek kristal yapıyorsun daha yüksek sıcaklıkta çalışayım diye. Çok basit onu da anlatayım isterseniz. Yani olur hocam, 20 tabii santigratta ki atmosferik şartta motor testi yapıyorsunuz. 20 santigratta emdiğiniz havayı sıkıştırdınız neyse. Neden sıkıştırdığımızı artık detayına girmeyeyim. Yanma odasına aldınız. Hızlı yansın diye sıkıştırıyoruz. Çok hızlı güç üretmek için. Sıkıştırdık. Yanma odasına soktuk. Yakıtı da bocaladık. Kibriti çaktık. Ve gazı, havayı 1000 santigrata ısıttık diyelim. Şu kadarlık havanın hacmi ısınan gaz genleşir. Bu kadar oldu. Değil mi? Bu ısınan gaz genleşmek istiyor fakat genleşmesine izin vermiyorsun. Daracık bir yerde yapıyorsun. Ne yapıyor? Arkadan yüksek bir hızla fırlıyor. Yani velocity elde ediyorsun. Emdiğin ve kompresörden emdiğin havada kütle oluyor. O sabit zaten. Kütle çarpı hız senin etkini veriyor. Aynı emdiğin havadan daha fazla etki elde etmek istiyorsan bu havayı 20 santigrattan 1000 santigrata kadar değil de 1500 santigrata ısıtabilseydin bu kadar değil bu kadar genleşecekti. Daha fazla genleşmek isteyecekti ve daha yüksek hızla fırlayacaktı arkadan. Aynı gazdan daha fazla etki elde edecekti. Bu teknoloji işte. Şimdi Roketsan bizi neye zorladı? Dedik ya itkiyi artırmanın en kolay yolu mass flow rate'i artırmak. Yani motorun çapını azıcık büyütürsünüz, daha fazla hava emer, daha fazla havayı arkadan atarsınız. Roketsan dedi ki o kadar yeriniz yok. Dedi ki bu eski kanisterlerin içine sığması lazım. Eğer siz dedi şu çaptan büyük yaparsanız bunu kanisterlerin içine sığmaz. Sığmazsa da hava donanmamız bütün kanisterleri baştan aşağı değiştirmek zorunda kalır. O zaman bizi tercih etmez. Aynı füzeden bir daha alır. Roketsan'ın füzesini almaz. Çünkü kanisterlere sığmıyor elindeki. Dediler buraya sığacak bir motor yapacaksınız. Dedi ki biz baktık dünyada böyle bir motor yok. Gerçekten o çapta o etkiyi veren bir motor yok. Hatta biz bunu ilk çalıştırdığımız zaman Sayın Bakanımız Musa Varankeli çalıştırmıştı takip ettiyseniz. Tabii ki. Haberleri görünce yurt dışından bir üretici benzer aynı itki sınıfında benzer motoru varmış. Hemen Roketsan'a gelmiş haberleri duyunca. Demiş ki ya siz beklemeyin teyinin şey yapmasını. Bizim elimizde hazır var. Size daha ucuza satalım. İncelemişler motoru. Motorun çapı sığmıyor. Yani çapı büyüttüğün zaman itki elde etmek kolay. Dar yerde büyük güç çıkarmak zor. Yani
Biz bu motorda gerçekten mühendislerimiz o kadar güzel bir iş çıkardılar ki daracık yerde o etkiyi çıkardık. Ve bunu yaparken de çok yeni nesil motorlarda kullanılan brisk teknolojisini kullandık kompresörde. Kendimiz kullandık. Kendi imalatımız, kendi tasarımımız. Ve çok güzel bir iş. Öyle bir tasarım çıktı ki o küçücük motorun kompresör girişinde süpersonik hava hızları falan var yani. Ve bu süpersonik ortamda akış hızında tasarım yaptı kompresörümüzde mühendislerimiz. Yani daha büyük savaş uçağı motorlarının teknolojisini bu küçücük şeyde biz göstermiş olduk, ispatlamış olduk kendimize. Böyle bir güzel bir şey çıktı ortaya. Hem ürün çıktı, RocketSun vesaire kullanacak. Hem de biz eksenel kompresör tasarlamayı öğrenmiş olduk. Gerçekten güzel bir haberle günümüzü mutlu etti savunma sanayi açısından. Kırılan bir dünya rekoru var ortada. Umarız bu rekorlar artarak ve motorlar farklılaştırılarak devam ettirilir. Son yıllarda TEİ özellikle özgün ürünlere çok büyük ağırlık vermiş durumda. Zaten uzun yıllardır da motor imalatı konusunda dünya devlerine parça üreten, çok kritik parçalar üreten çok önemli bir şirketimiz. Lütfen bize sorularınızı yorum olarak iletin veya işbirlikleriniz veya başka sorularınız için info@tolgozbek.com adresini kullanabilirsiniz. Bize sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğiniz gibi detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.